Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Yedinci bab. Bi'acin ehucin ya ilahi mühevvicin veya celcelutin bil icabeti helhelet. Ey ilahım! Her derde, her işe anında müdahale eden ve süratli şekilde icabet eden Allah, Ehad ve Bedi isimlerinle sana yalvarıyorum. Mealen bu şekilde. Evet, Celcelutiye'de ilk 12 beyit çok önemlidir. Nasıl ki Mesnevi'de ilk 18 beyit girmiştir. Mesnevi'nin adeta bir besmelesi gibidir o ilk 18 beyit. Yine Ehli Tarik'te 12 sayısının sembolik bir önemi vardır. Celcelutiye'de de 7 beyit ile dualar, niyazlar tamamlanır. Beden, bilinç 8. daireye çıkmak için bu aşamada artık hazırdır. Ve son 12. beyit ile tüm yapı sırlanır, sistem tamamlanır. Ve bundan sonra sadece tebliğ makamında bu yolun akışı tarif edilir. Bu 7 beyitte karın bölgesindeki, yani ilk zahire yansıma noktasındaki esmalar Ehad ve Bedi esmaları, ilk 7 beyit. Allah esması ile birlenmiş ve tamamlanmıştır. Celcelutiye'nin talebesi, öğrencisi bu süreçten sonra sadece duasını yaşamaya başlar. Yani o ilk 7 beyit tam anladıktan sonra, yaşadıktan sonra artık dualarını yaşamaya başlar. Buraya kadar duası çabası ile gelir. Yani ne yapmamız gerekiyor? Buradaki münacatta ilk 7 beyitte bu dualar ile Allah'tan istemeliyiz. İyiyi, hayrı istemeliyiz. Ve buraya kadar duası ve çabası ile geldikten sonra buradan sonra onu alırlar. Burada çok süratle himmetler gelmeye başlar manevi alemden. Her iş bu noktadan sonra tamam olur. Bu herkeste aynı olacak diye bir kaide yok. Allah kime lütfederse olur bu. Samimi olmak gerekiyor. Tabii ki sadece Celcelutiye'yi okumak değil. Bu Celcelutiye dualar içerisindeki bir dua. Bir münacat. En büyük münacat Kur'an-ı Hakim'dir. Kur'an-ı Hakim'i yaşamaktır. Elbette bunları da yaşamamız lazım ki asıl olan bize dinimizin gerektirdiği vazifeleri bir hakkın yerine getirmemiz lazım ki bu şekilde bu alanda da ilerleyebilelim. Belki de bu duaları yaparken biz bunları isteyelim. Hazreti insan olma çabası içerisinde, Allah'a kul olma çabası içerisinde olmalıyız. Onun razı olduğu kul ve ondan gelene razı olan kul modunda olmalıyız, yaşantısında olmalıyız. 12. beyit Allah ile yapılan anlaşma, bir nevi biat ile tamamlanır. Yeni bir döngüye girilir. 20. babda ismi azam tecellisi vardır. İsmi azamla tamamlanırsın. 12. babda anlaşma yaparsın. Bunlar açılışla ilgili. Talebenin bunları ezberlemesi ve manasını da bilmesi lazım. Yani 7 nefis mertebesi tamam olunca 5 hazret açılır. Ve biz burada 7 beden noktasını tamamlamış oluyoruz. 5 hazret buradan sonra açılır. 7 artı 5 eşittir 12'dir. 12 sayısının çok derin örtüşmeleri vardır. Mesela Hazreti Musa peygamberin aleyhisselamın asasını vurunca 12 pınar fışkırması ve Hazreti Süleyman peygamberin aleyhisselamın tahtındaki 12 aslan, Hazreti İsa aleyhisselamın 12 havarisi ve zodyakta dediğimiz 12 gezegenin olması, yani uzayda, ve bir yılın zaman dilimlerinin 12 olması, 12 zahirde ve batında tamamlanma döngülerinin sayısıdır. 12 bin yılda bir güneşin büyük aktivasyon göstermesi 20-12, yani 2012. 20 sayısı ile 12 sayısının yan yana gelmesidir. Bunlar tabii ki
Düşünce herkes kabul etmeyebilir. Burada herkes fikrinde özgürdür. Ama bu çalışmalar neticesinde de bir takım sayılarında önemi vardır. Tüm dünyada bu sayıya dair özel beklemelerin olması bile bu dönemi en azından insan bilincinde önemli kılmıştır. Ve bu beklentiler bu şekilde karşılığını da bulacaktır. Hiçbir şey olmasa bile bu kadar insanın bu önümüzdeki döngülerdeki sürece odaklanması bile bir etki oluşturacaktır. Ve aslında olmuş ki konuşuyoruz bunları. Malum düşüncelerimiz ve konuştuklarımız bile sistemi etkiliyor. Zaten hep sürekli oluşum içindeyiz. 10. Dönüşümlerin sayısıdır. Maddi ve manevi dönüşümler ki 10 zahirde 10 batında toplam 20'dir. 6 ise devirlerin sayısıdır. Yani 6 günde, 6 devirde dünyayı yarattık ayeti malumunuz. 6 zahir ile 6 batın ile ikisinin toplamı 12. Tamamlanmaya işarettir. 6 günde dünyanın zahiri tamamlanırken 6 devirde de batını tamamlanmıştır. Toplam 12'dir. 20-12. Bu kadar konuşulduğuna göre en azından bekleyenler için kullanılabilir bir geçiş noktasıdır. Bir şeylerin olup olmaması dediğim gibi önemli değil. Yoksa her an geçiş kapıları açıktır. Bu bilene veya görenedir. Hani derler ya, görenedir görene, köre ne ki? 5 ve 7 bunlar da önemli sayılardır. Bir nevi kutsal. Bunlar 12'dir diyor. Biliyorsunuz ki camilerimizde de var. 12 kamalı başlık, 12 gen bir akik taşı bağlarlar. Bu ilk 7 dairenin birbiriyle dengelenmesi sonucu 8. daireye geçiş sağlanır. Kısaca ilk 7 dairenin dengelenmesinden bahsedecek olursak bu 8. daireyi inşallah açılmasına sebebiyet verecektir. 1. daire maddemiz, köklerimiz, zeki dairesi. Bu keskinlik aslında niçin verilmiştir? Farkındalık, uyanmak için, ışığı, nuru görebilmek, yani aydınlanmak için. İşte bu maddi hayatımızın ereği 6. daire olan Cebbar esması ile dengelenir. Yani 1. daire 6. daire ile tamamlanmış olur. Şimdi bununla ilgili bir uygulama, denge uygulaması. Ve bu ne zaman yapılacak? Her zaman yapılabilir. Örnek olarak uyumak için yatağa uzandın ve uyuyacaksın. Öncesi güzelce abdest alın. 2 rekat namaz kılın ve yatağınızın etrafını ayetel kürsi ile çevirin. Bunu 1, 3, 5, 7 olarak okuyabilirsiniz. 11 de okuyabilirsiniz, 9 de okuyabilirsiniz. Tek rakam olmak suretiyle. Sağ eline Fatiha, sol eline ise 3 İhlas okuyun. Bu ellerinizi şu bilinçle kodlayın. Hazreti Fatıma radıyallahu anhüm annemizin elleri olarak hayal edin. Bilinç altına o bilgiyi verin. Siz hiç merak etmeyin. O kolektif bilinçten şifa kanalına ait bu elin bilgisini senin ellerine kodlamış olacaksın bu düşünceyle. Daha ileride belki bunun tüm beden için kodlanmasını da uygulayabiliriz. Bu arada Hazreti Fatıma radıyallahu anh annemiz olabilir. Hazreti Meryem annemiz olabilir. Hazreti İsa aleyhisselamın olabilir elleri. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin olabilir. Hazreti Ali Efendimiz'in olabilir. Burada sizin bu büyük manevi şahsiyetlerden onların eli gibi olduğunu düşünerek elinize onların elini kodlayın. Dilersen kendine yakın hissettiğin bir zatın veya kendi öz benliğinin saf elleri olarak da hayal edebilirsin. Ancak ilk uygulamada tarif edildiği gibi olmasını tercih edin. Zamanla, pratikle zaten bunları alfa, teta frekansları ile yapmaya başlayacaksın. Bu da biraz pratik isteyecek. O yüzden bu şekilde başlayın.
ve sembollerle yapmaya başlayacaksın. Birinci daire ben dairesi. Dünya ile bağlantı olduğumuz daire bu. Altıncı daire ise sezgilerimiz, bizi ifade eden daire. Altıncı daireye ellerini koy. Sağ sol fark etmez. Allah'ın her iki eli de sağdır. Yani el derken kudret eli. Bildiğimiz manada el değil. Hadisi sırrınca ayrım yapmayın. Birlik aşamasında negatif, pozitif ayrımlar ortadan kalkar. Tevhidde ikisi de senin faydana olacak şekilde işler. Hayır da şer de senin faydana olacak şekilde işler. Nasıl hissediyorsan o eli koy. Yaklaşık her bir dairede 5 ila 10 dakika arası ellerin o dairenin içerisinde kalsın. Bu maddi ve manevi hayatımızı dengeye koyar. Burada Fatiha suresinin 2. ayetiyle 7. ayetini tefekkür etmeye başlayın. Yani bizi sapıtmışların yoluna bırakmadığın, nimet verdiklerinin yoluna, bu ilmi bilenlerin yoluna ilettiğin için sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım dersin. İçinden de bu manaları da tefekkür etmeye başla. Yani bizi gaflette bırakmadın. Karanlıklardan aydınlıklara çıkardın. Bizi nimetlerinle donattın. Burada Allah'ın sana verdiği nimetleri gör ve bunları arttırması için buraları şifalandırdığını da bil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin de. İç aleminde bu manaları tefekkür et inşallah. İkinci daire neydi? Maddi ürün. Benim dairesi, ene dairesi. Beşinci daire ise ifade, yani bizim ifademiz. Hepimiz birbirimizle, iletişimle bir oluyoruz değil mi? İkinci dairede maddi ürünlerle, evlatla kendimizi ifade ederken, beşinci dairede ruhsal kimliğimizle ifade ederiz. Şimdi bu ikisinin dengelenmesi maddi ve manevi üretimin dengesi ayet ile oluyor. Altı ayeti de tefekkür et. Denge yolunun Er-Rahman ve Er-Rahim bir olarak görmek olduğunu, aslında çirkinliğin olmadığını, her işin madem oldu ise hayır üzere olduğunu, Allah'ın abes iş yapmayacağını, seni her zaman koruyup kolladığını, seni alemlerin seyri için yarattığını, denge yolunun tüm yolları açtığını, parçanın içinde de bütünün bilgisi olduğunu ve sende ondan bir sır olduğunu düşün, tefekkür et. Çocukların için, geleceğin için ve geçmişinde yaşadığın veya gelecekte yaşayacağın, unutamadığın, sende derin acılar bırakan olayların hikmetini burada anladın ve onları şu ayetle, Bismillahirrahmanirrahim, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun sırrıyla, ondan geldiniz, ona döneceksiniz manası ile özünü aldın, kabuğunu attın ve derslerini almış oluyorsun. Attığın tohumlar anladığın anlamda belki ürün vermemiş olabilir. Ancak unutma ki Allah onları hiçbir zaman zayi etmez. Her şey kendi merkezinde akmaktadır. Yalnız daireler arası geçişleri yavaş yavaş ve ellerini kaldırmadan yap. Bir de daireler arası geçişte estağfurullah kelamını söyle, tövbe etme. Daireler kendi enerjilerinde, titreşimlerinde kalsın ve hızlı hareket etme. Sonraki daire neydi? Mide dairesi. Alışverişler, yani nefes buradan alınıp veriliyor. İnsan aslında karnından nefes alıp verir. Dikkat edin, ölüm anında, sekerat anında ve hasta birisi çok ciddiyse göğsünde yükselme inme olmaz. Karnında yükselme inme olur. Aynı şekilde toplumsal alışverişleri de yapmış oluyorsun bu dairede. Ve dördüncü daire neydi? Kalp dairesi. Yani duygusal alışverişler, sevgi merkezi. Sonra ellerini yavaş yavaş buraya doğru kaydır. Kalbine doğru. 3 ile 4'ü dengele. Ürettiklerimizin ifade edilmesi, sunulması anı bu. Bunun için de 4 ile 5. ayetleri tefekkür et. Yani Maliki Yevmiddin,
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Din gününün sahibi ancak sana kulluk eder, senden yardım dileriz. Evet, İyyâke na'budu derken ancak o an tek düşüncen Allah olsun. Neden? Çünkü o an başka bir şeyi düşünürsen adeta o kişiye kulluk ediyorum anlamına yönelmiş olabilirsin. O düşünceye kayar. O yüzden yalnızca ve yalnızca sana kulluk ederim derken sadece Allah'ı düşün. Seni yaratanı düşün. Evet, bu kainatın memuru, Allah'ın halifesi sensin ve sen ancak na'budu bilinciyle bunu imar edebilirsin. Ona kulluk etmekle bunu imar edersin. Yani ego ile değil, biz bilinciyle alemlere rahmet sırrı ile bunu yansıtmaktasın. Eğer ilahi ben'e ulaşmak istiyorsan biz bilincinden görmeli. İkisini iç içe yaşamalısınız. Ve burada Kabe'nin içine gir. Burada sana kapı açılır. Ve en birinci dairelerini, kalp ve mide ve bütün dairelerini buraya emanet et. Bedeni ve kalbini burada hayal et. Bu noktada bilinçaltınız sana özel orayı biyolojik olarak inşallah hazırlayacaktır biiznillah. Orada seni yıkasınlar. Üstüne kıyafetler giydirsinler mana aleminde. Her gece bu çalışmadan sonra kendini Kabe'nin içine yolla. Kabe ile ilgili bir uygulamamız vardı önceki derslerimizde. Onu muhakkak dinleyin. Belki senin gibi birçok ruhu, iç rehberini orada bulacaksın, karşılaşacaksın. Orası ancak ihlas sırrına erenlerin gireceği, bugünün deyimiyle astral bir menzil. Orada dinlen, dinle, neyin üflemesini, hu sesini algıla. Bütün erenler, Allah dostları orada. Ondan sonra bırak kendini. Oradaki hu esması seni seyran ettirsin. Yedinci daireyi unutmadık. Yedinci daire ne peki? Orası zaten seni bunların dengesiyle 8. daireye çıkartacak kanal. Oraya dokunma. Bunlar dengelendiği zaman orası otomatik olarak açılır. 8 cenneti seyretmeye başlarsın inşallah. 8'den 12'ye kadar olan beyitler direkt birbiriyle bağlantılıdır arkadaşlarım. 7. bab ile nefisler mertebesi sırlandı. 7 nefis mertebesi. Şimdi 8. daire ile alemlere geçiyoruz inşallah. Bundan sonraki aşama 8. babın açıklaması olacaktır. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın.